Arkadaşlar, bir videomuzla daha karşınızdayız. Bir saniye anneciğim, başlama. Arkadaşlar, biz sıradan boyama yapmayacağız bugün. Şöyle ben size yakından göstermek istiyorum ne yapacağımızı. Büyüklük ve küçüklük kavramlarını öğrenmeye devam edeceğiz arkadaşlar. İki tane burada arımız var. Biri büyük, biri küçük. Eymen, hangisi büyük anneciğim bu arıların? Büyük. Evet. Hangisi küçük? Bu. Evet, küçücük. Peki anneciğim, boyamak ister misin? Boyamaya evet. Hadi boya bakalım. Hayır hayır, arılarımızı boyayalım önce. Yavaş yavaş, şöyle dikkatli dikkatli, şaşırmamaya çalışıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Geliyor yolda. Bunu da sarıya boyar mısın? Çünkü arılar sarı olur sanki. Ben öyle biliyorum ama. Neden gözlerini boyuyorsun, saçlarını boyasana, bak bunlar saçları. Şurasını boya yavaş yavaş ama taşırmadan. Evet arkadaşlar, biz boyama yapmayı öğreniyoruz yavaş yavaş. Sadece boyama yapmayalım, büyüklük ve küçüklük kavramlarını öğrenmeye devam edelim istedik Eymen'le. Anneciğim çok yakından bakıyorsun ve ben seni göremiyorum. Zaten çok yakından bakmak tehlikeli. Tabii çocuklar çok yakından bakmazlar. Çünkü bu tehlikeli bir şey. Peki annene bakar mısın, senin bir fotoğraf çeksin? Evet. Peki devam edebilirsin şu an. Ama hayır, içlerini devam etsene boyamaya. Mesela bak, ayakları var burada, ayaklarını boyayabilirsin. İstediğin bir renge boyayabilirsin. Çok fazla taşırmamaya dikkat etmemiz gerekiyor ama. Sen şımardın, şımarmayı tercih ettin. Böyle boyama olmaz. Peki bir dakika, o zaman hemen şuna geçeceğiz. Eymen, hayır 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 hayır. Bana burada hangisi küçük gösterir misin şunlardan? Bu. Hayır, şuraya şuraya, hangisi küçük? Bu. Evet, peki hangisi büyük? Evet arkadaşlar, büyük balon, görüyor musunuz ne kadar yer kaplamış. Bu da küçücük. Şimdi bunu boyayalım anneciğim. Onu aşağı mı koymak istiyorsun? Peki tamam, o zaman bunu boyamaya devam edelim. O zaman buna geçelim. Bak burada köpekler var. Eymen. Hangisi küçük köpek? Küçük. Küçük küçük. Evet küçücük, görüyor musun? Hangisi büyük? Hangisi küçük? Küçük. Evet hangisi küçük? Evet hangisi büyük? Büyük köpek. Evet. Büyük köpeği boyayalım mı? Evet arkadaşlar, bakın ne kadar büyük bir köpek. Eymen şu an onu boyuyor. Burada da küçücük yavru bir köpek var. Acaba bu onun annesi mi yoksa babası mı? Çünkü ondan çok büyük. Evet arkadaşlar, burada da köpeklerin bir tane kemiği var yemek için. Karınlarını doyurmak için. Anneciğim, başka bir renge boyamak ister misin? Mesela köpekler genelde kahverengi olabilirler. Abi. Siyah olabilirler. O yüzden o renkleri de boyayabiliriz. Eymen, ben bu etkinliği çok beğendim. Yani küçüklük ve büyüklüklerini. Sen de mi beğendin? Evet, çok tehlikeli buldum ben. Kırdın, evet, boyalarımızın hepsi kırık arkadaşlar. Yani biraz dikkatli olmamız gerekiyor ama daha çok küçük, o kadar olacak, ona bir şey demiyorum şu an. Evet devam et Ayşe, kahverengiyi niye boyamıyorsun? Yeşile mi boyamak istiyorsun? Ayaklarını boyasana köpeklerin. Bak ayakları var burada. Yavaş yavaş, ama bak taşırma, ben sana nasıl öğrettim? Evet, sakin sakin. Devam etsene, ayağını boyamadın ama. Peki ben seni özgür bırak. Bak bu ayağı işte, bak bu hepsi ayağı, gördün mü? Onun tamamı ayak. Yavaş yavaş boyamaya devam edebilirsin. Evet. Evet. Yani patisi. Köpeklerin ayaklarına pati deniyor anneciğim. Mesela burada da var bak. Burada da başka bir renge boyayabilirsin. Aynı renge boyayabilirsin. Canın nasıl istiyorsa. Arkadaşlar, büyüklük ve küçüklük kavramlarını öğrenmişsinizdir umarım. Çok fazla yer kaplayan,
cisimlere, insanlar, hayvanlar büyük olanlardır arkadaşlar. Biz daha önce izlediyseniz eğer oyuncaklarımızı büyüklük ve küçüklüklerine göre gruplandırmıştık Eymen'le. Eymen artık büyüklük ve küçüklükleri biliyor. Hatta insanların bile hangisi büyük, hangisi küçük. Biraz daha sileriz anneciğim. Onları bile bize kendisi söylüyor. Batmamış mı anneciğim? Peki devam edelim boyamaya. Eymen köpeği yeşile ve kahverengiye boyamayı tercih etti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela burada da bizim balonumuz vardı. Bakın arkadaşlar ne kadar büyük. Küçüğün yanında görüyor musunuz? Küçük, küçücük. Aynı sizin gibi. Ama bu da büyük. Böyle hacim olarak, kütlesel olarak, yani kapladığı yer olarak büyük. Aynı annelerimiz ve babalarımız gibi. Aradaki farkı zaten görebilirsiniz. Bunları da boyayacağız biz. Eymen nedense pek balonu boyamayı sevmedi. Köpeği boyamaktan az mı geçti? Şu yavru köpeği boyamamışsın. Kanalı burada, malalarda. Efendim? Kanalı. Ha bu ayakları altı. Aa bak burada burada bunlar patiler işte. Bak topu tutuyor görüyor musun anneciğim? Bak iki tane patisi var. Biri burada, biri burada ve bir tane topu tutmuş bu yavru köpek. Bu küçük köpek. Eymen hangisi büyük? Göster. Büyük. Evet. Hangisi küçük? Evet benim akıllı oğlum. Öğrenmiş bile çoktan. Seni tebrik ederim. Evet arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar merhaba. Onu daha videomuzun başında söyledik. Düşüş. Biraz daha devam edelim arkadaşlar görsün senin balonlarını. Arkadaşlar bak düşüş. Hemen sana bir şey söyleyeceğim. Şu balonu da boyasana. Balonu da boya. Arkadaşlar onu da boyadığını görsünler. Hadi bakalım biraz balonu da boya. Ondan sonra bay bay yapacağız arkadaşlara. Büyük balon. Ama çok taşırma işte. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Ben sana nasıl gösterdim? Yavaş yavaş. Bak şuradaki çizgileri görüyor musun Eymen? Bunun içinde kalacaksın. Dışında değil. Ha evet onun içinde. İçini boya. İç burası. İçini boyuyoruz. Boya 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 boya. Boya boya. İçini boya. Buralarını buralarını. Evet. Burasını boyar mısın? Bak hiç boyanmadı. Oraları bembeyaz. Boş kaldı. Evet arkadaşlar. Eymen burada hangisi küçük? Küçük balonu göster. Küçük balon. Evet. Büyük balon nerede? O ne? Evet. Peki bu ne? Küçük. Evet küçük balon Eymen anladığım kadarıyla büyük ve küçükleri öğrendi. Peki Eymen artık biz arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.